Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar hobidaşlarım. Sizden bir ricam bu videoyu sonuna kadar izleyin paylaşın. Ve duayen balıkçı arkadaşlarımızı da bu konuda videolar çekip paylaşmasını istiyorum. Nisan ayındayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Nisan ayında balıklar yumurta sezonuna giriyor. Ee, yumurtalı oluyorlar. Yani hamile oluyorlar arkadaşlar. Eee Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani bir tane istavrit alı koyduğumuz zaman binlerce yavru balığı da öldürmüş oluyoruz. Zarganalar keza boğazına kadar havyar dolu. Ee, dönüş balığında çırakop, sarı kanat, lüfer keza öyle olacak. Aynı zamanda bu balıklar beyler artık sezon bitti. Tadı tuzu yok. Şimdi biz zevk yapacağız diye tadı tuzu olmayan yağsız kupkur olan bir balığı yani tutmak ne kadar etik ee, size soruyorum. Ee, aynı zamanda bir çarpma olayı var. Ben bunu ya 15 yaşında ya 16 yaşında kız kölesinde çarpmayla zargan alıyordum. O zaman cahiliz bilmiyoruz. Yaşlı bir adam geldi. Olayı da anlayamadım. Evladım dedi çok yanlış yapıyorsun dedi. Ne yapıyorum amca dedim ya. Balık tutuyorum dedim. Neyi yanlış yaptım ne yaptım ki falan. Bak dedi bu sistem dedi balık tutulmaz dedi çok günah var falan. O gün sondu arkadaşlar olayı bitirdim. Bu zamana kadar da görmüyordum ama ya gerçekten yapan varmış. Yani çarpma borçacılıktır arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Yanlış anlamayın. Ya böyle bir balık tutma şekli yok. Yani ne zevk alabilirsin ne balığın vuruşu ne bileyim hassasiyet böyle bir zevk alamazsın. Çarpma diye bir şey yoktur. Lütfen bunu yapmayalım. Dediğim gibi dönüş balığında da lüfer olsun çinakopu 60 bin yavru balık bırakıyor arkadaşlar. Bir çinakop koyduğun zaman 60 bin hayvanı da alıp koyuyorsunuz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bir yavru köpek bir yavru kediyi kazala işte ezdi ezdi öldürdünüz diyelim. İstemeden öldürdüğünüz ne yap üzülürsünüz vicdan azabı çekersiniz yavru bir kedi öldürdüm şey hamile bir kedi öldürdüm hamile bir hayvanı öldürdüm diye e balıktı da, da aynı bunu bilerek yapıyorsunuz bir de şimdi diyeceksiniz ki bana ya ali işte tekneler katliam yapıyor ahmet yapıyor mehmet yapıyor veli yapıyor ya onlar yaparsa yapsın arkadaşlar herkes kendi vicdanından sorumlu herkes kendinden sorumlu bir laf vardır haram haramdır her şey haram haramdır herkes yapıyor olsa da helal helaldir bir tek sen yapıyor olsan da bir tek sen yap bir tek ben yapayım hiç önemli değil. Arkadaşlar ne kadar çok yavru balık o kadar güzel bir sezon geçiririz. Ne yapalım? Gidin eksik malzemelerinizi alın arkadaşlar. Yavaş yavaş ekonomik anlamda ne kadar durumunuz varsa ip atın. Maket alın. Ha, ben bugün gittim. kendi Önümüzdeki sezona hazırlık yapıyorum. 10 bin TL'lik şey aldım. Maket aldım. Seahorse aldım. Turku aldım. Aldım kenara attım. İp alacağım şimdi. ya Biz bunu kullanıyoruz. Ee, önümüzdeki sezonda bilmiyorum fiyatlar ne olur. Hazırlık yapın. E, ma malzemelerinizin bakımını yapın. Ya bu, bu, dönemi öyle geçirelim beyler. Yani gerçekten çok yani bu yavru balık şey hamile balığa olta atmak çok etik değil beyler. Gerçekten etik değil. Bir çinakop 60 bin yumurta bırakıyor. 60 bin yumurta. Biz bir hayvanı zevkimiz için alıkoyduğumuz zaman 60 bin yavru hayvanı da balığı da alıkoymuş oluyoruz. Bu vicdanın ne kadar doğrudur. Ha diyeceksin ki yapan olur. Ya olsun beyler. Bakın e, ee, bir ben sen o bu derken amatör balıkçılardan bahsediyorum İstanbul'da ya müthiş şekilde bir sayı var o kadar şimdi kovalar geçen gün ben çektim silme kova dolu istavrit ya düşünebiliyor musunuz o hayvanın hepsinin yumurtaladığını düşünün boğazda nasıl bir balık şeyi fazla olacağına siz tahmin bile edemem Biz, ben de tahmin edemem ama ...hani belki diyorum bir kilo, yarım kilo... ...hatta ya bu da olmasın da hadi bir derece diyorum... ...ama kova kova yumurta balık, havyarlı balık... ...zargana, boğazına kadar ya... ...havyar dolu... ya ...olta atmak ne kadar doğru... ...size bırakıyorum, lütfen bu konuda duyarlı olalım arkadaşlar... ...başka bir şekilde kafamızı... ...dağıtalım ama şu sezonda... ...şu yumurta havyar zamanında... ...balığı serbest bırakalım... ...rahatça yumurtasını döksün... Ee, ...biz iki üç ay hiçbir şey kaybetmeyiz... Ee, İleriye dönük daha da çok şey kazanırız. Lütfen rica ediyorum bu konuda herkes duyarlı olsun. Birçok balıkçı arkadaşım, doğayan arkadaşlarım var. Onlar da bu konuda videolar çekip paylaşırsa sevinirim. Oltadan arkadaşları da gördüğünüz zaman ya tatlı şekilde ikaz edelim. Kesinlikle böyle hır güre girmeye gerek yok. Ee, ben epeyden beri yapmıyorum sadece bir pandemide işte nefsime yenik düştüm pandemide olta atamadık. Badim'le beraber dönüş balığına gittiğimiz zaman o gün de pişman oldum hatta gece vazgeçecektim ama hani ayıp olmasın diye gittim. Spin takımı bile götürmedim sörfü gittim inşallah dedim balık yoktur ya, öyle de deyince ilk atışta balık almaya başladık biz. Ben sörfü böyle kenara atıyordum. Anadolu yakasında. Bakıyordum benim body bakmıyor balığı çıkarıyordum denize tekrar iade ediyordum. Bazı balıkları tabi iade edemedim. Darbe almış göbeğinden ağzı yırtılmış falan. Onları kovaya atmıştım. Onları bile eve getirmedim yani. Getirmedim. Ee, çok da böyle pişman oldum. O bakımdan beyler yani bir balığı alıkoyduğunuz zaman düşünün ki 60 bin yumurta yavru balığı da öldürmüş oluyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Duyarlı olalım. Ne kadar duyarlı olursak o kadar önümüzdeki sene güzel avlar yaşarız. Hayırlı akşamlar.